Herkese merhaba. Marketlerden böreklerimizin üstünü süslemek için satın aldığımız çörek otlarının aslında birer tohum olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda sizlere çörek otlarını yeniden filizlendirmeyi göstereceğiz. Hazırsak başlayalım. Bir gece öncesinde çörek otları su içerisinde bekletilir. İstenilen miktarda çörek otu kullanabilirsiniz. Tabanında birden fazla hava deliği bulunan bir saksı seçilir. Toprak olarak suyu bünyesinde tutmayan süzek, bahçe toprağı tercih edebilirsiniz. Varsa elinizde bir miktarda perlit ekleyerek toprağın nemini arttırabilirsiniz. Çörek otları yüzeye yakın olacak şekilde toprak yüzeyine serpilir. Çörek otlarının üzeri yaklaşık 2-3 cm kalınlıkta olacak şekilde toprakla örtülür. Püskürtücü yardımıyla yüzey iyice nemlendirilir. Filizlenmenin hızlı olması için streç film yardımıyla sera etkisi oluşturulur ve yüzeye hava delikleri açılır. Aydınlık ve hava dar bir ortamda filizlenmeye bırakılır. Filizlenme süresi yaşadığınız yerin iklim koşulları, bakım sağladığınız ortam koşullarına göre farklılık göstermektedir. Yaklaşık olarak 2 haftanın sonunda filizler görünmeye başlar. Filizlenmeden sonra hızla gelişen bitkimiz mor, lila, beyaz tonlarında çiçekleriyle saksılarımızı süslemeye başlar. Çiçeklenme sonunda oluşan keselerin içerisinde yeniden çörek otları oluşacaktır. Keseler içerisinde oluşan çörek otları bir sonraki sene kendi kendine yeniden filizlenecektir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha detaylı bilgi için Instagram bitkilerimi takip edebilirsiniz.